Bu bir hatime değil, inanıyorum ki bir fatihadır, bir açılıştır. AK Parti'de heyecan dorukta, genel merkez kurucu liderine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir aranın ardından aşkım sevdam dediği partisine geri dönüyor. Bu partinin kurucu genel başkanıyım. Evet. Dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren ben partime üye olurum. AK Parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönüşü için hazırlıklara hız verildi. Çalışmalar başladı. AK Parti genel başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım haftanın ilk günü genel merkezde iki kritik toplantıya başkanlık yapacak. Yıldırım önce Merkez Yürütme Kurulu'nu, ardından da partinin en geniş karar alma merceği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. İki toplantıda partinin olağanüstü kongre süreci ele alınacak. 21 Mayıs'ta yapılacak kongrenin takvimine ilişkin detaylar görüşülecek. MKK toplantısının en kritik başlığı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye davet yöntemi. Toplantıda alınacak karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı'na davet gidecek. 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıda Sayın Genel Başkanımız, Kurucu Genel Başkanımız ve liderimiz Cumhurbaşkanımızın üyelik girişini yapmış olacağız. Yeni haftada ayrıca 16 Nisan referandum sonrası ilk defa Bakanlar Kurulu toplanacak. Öncesinde ise Başbakan Binali Yıldırım kabine üyeleriyle eşli yemekte bir araya gelecek. Salı günü ise AK Parti grubu genel merkezde toplanacak. Toplantıya bakanlar, milletvekilleri yanı sıra illerden teşkilat mensupları katılacak. Kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Cumhurbaşkanının üyelik kaydı içinse sade bir tören planlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üyelik kaydı yapıldıktan sonra bir selamlama konuşması yapması bekleniyor. Aynı zamanda programda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yapılan icraatların da video gösterimi yapılması konuşuldu.